Merhaba sevgili öğrenciler. Kazanım karma testlerinde 16. testteyiz. Bu test enerji ve hareket 2 testidir. Birini sorumuzdan başlayalım. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda bir cisim yukarı doğru 50 m saniye hız ile atılıyor. Cisim atıldıktan 3 saniye sonra potansiyel enerjiye E1, 7 saniye sonraki potansiyel enerjisi E2 olduğuna göre bunlar arasındaki oran kaçtır diye soruyor gençler. Şimdi hemen şöyle bir şeyi çizelim. Bir 50 ile atılan cisim 3 saniyede ne yapar? Şimdi yer çekim ivmesi 10 ya. Dolayısıyla ne oluyor biliyor musun? Ee, her bir saniyede hızı 10 10 azalıyor. 10 10 azalıyor. 3 saniyede 30 azalır. Dolayısıyla 3 saniye sonraki hızı ne olur o zaman? 20 olur. Ve bu cisim 5 saniyede 5 saniyede Maksimum yüksekliğe ulaşır. 7 saniye sonra nerede olur? 7 saniye sonra tekrar aynı yönde pardon aynı hizada farklı yönde olacaktır değil mi? Yani 5 saniye boyunca yavaşladı. 5. saniyede hızı 0 oldu. 2 saniye daha hızlanırsa buradaki hızı yine 20 olacaktır. Baktığımız zaman hızların büyüklüğü eşit mi? Eşit. Dolayısıyla e, aynı cisim hızların büyüklüğü eşit. Dolayısıyla bunların oranları da 1 yapar derseniz cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz. Bir x cismi hava sürtünmesi önemsi olduğu ortamda şekildeki bir k noktasından serbest bırakılıyor. L noktasından L noktasındaki hızı V ile M noktasındaki hızı Vm olduğuna göre bunların arasındaki oran nedir diye soruyor. Bu soruyu isterseniz enerjinin korunundan yapabilirsiniz. İsterseniz de e, H eşittir 5'te kareden de yapabilirsiniz. E, Konumuz şu anda şey olduğu için enerji konusu olduğu için yani bu şeyden yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi başlangıçta o zaman ne kadar enerji vardır? Bunun 3 mgh kadar enerji vardır değil mi? Burada şöyle büyütelim burayı daha rahat olsun. 3 mgh kadar bir enerjisi olacaktır. L noktasında ne olacak? 2 mgh kadar potansiyel enerji. 1 mgh kadar potansiyel enerji. Şöyle noktalara bakalım. L'lemeyi sormuş. Tamam. O zaman burada. Şimdi bu yaptıkların nedir benim? Bu yaptıkların potansiyel enerjidir değil mi? Yani şu anda gördüğünüz yeşille gördüğünüz şeyler bunların hepsi potansiyel enerjidir. Peki kinetik de yapalım. Kinetik de ortaya şuraya yazmış olalım kırmızıyla. Kinetik enerjisi nedir? Serbest bıraktığınız için sıfırdır. O zaman toplam mekanik enerji 3 mgh mı oldu? O zaman tam L'den geçerken 3 mgh olması için kinetik enerjinin 1 mgh kadar olması lazım. Burada ise 3 mgh olması için toplam 2 mgh kadar olması lazım derseniz. Bizim bu bulduklarımız nedir? Bulduklarımız enerjidir gençler. E, yani L noktasındaki kinetik enerjisi M noktasındaki kinetik enerjisidir. Ancak dikkat edin cevap burada 1 bölü 2 değildir. Ha? Tamam mı? Yani şu bulduğumuz sonuçlardan dolayı 1 bölü 2 demeyin. Niye? Çünkü enerjinin neydi formülü? Enerjinin formülü. Enerjinin formülü 1 bölü 2 m v kareydi. Yani e, enerji aslında nasıl orantılı? Enerji hızın kare kökü ile orantılı. Başka bir ifadeyle söylüyorum. Hız ne ile orantılı? E, yani pardon enerji ne ile orantılı? Ters söyledim ya. Baştan alıyorum. Gerçekten burayı düzeltiyorum. Enerji hızın karesi ile orantılı. Hız enerjinin kare ile orantılı. Yani ne demek istiyorum? Hızı v iken enerjisini e, e edersek hızı 2 v iken enerjisi 4 e olur. Mesela hızı 3 v iken enerjisi 9 e kadar olacaktır. Tamam. Yani eğer enerji bulmak istiyorsanız hızın karesini alıyorsunuz. Hızı bulmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? enerjinin kare kökünü alıyorsunuz. Yani 1 mgh olduğu için burada 1v derseniz 2 mgh olduğu için burada hızının kök 2v olması gerekir. Tamam. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü kök 2. Şıkkada var mı bakalım. 1 bölü kök 2. Evet var. Nerede? A şıkkında. Evet cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü sorumuz sürtünmesiz ortamda sistem ortamdaki sistemde x ismiyle y isminin kütleleri bir yerden yüksekliğe verilmiştir. Sistem bu şekilde serbest bırakıldıktan kaç saniye sonra x ismi yere çarpar diye soruyor. Yine isterseniz bakın yani bu konular ben kardeş konular diyorum bunlara yani enerjinin korunumu ee, işte hareket formüllerini kullanarak çözdüğünüz sorular veya işte Newton hareket yasalar bunlar hep şeydir yani kardeş konulardır. Bir soruyu iki farklı yoldan yapabilirsiniz. Hatta bazen üç farklı yoldan da yapılabiliyor. Şimdi yine enerjim korunu olduğu için ben enerjiden yapayım bu soruyu. Başlangıçta burada disimleri serbest mi bırakıyorlar? Baktığımız zaman 2'ye üç değil mi? Yani o zaman bu cisim aşağıdır inecek. Burada yere çarptığını soruyor değil mi herhalde? Kazanıyorsun yere çarpar x cismi. Tamam. O zaman x cismi a saniye diyor. E bunu şeyden yapmak daha kolay olur. Newton hareketi yasalarını yapalım ya. Oradan yapalım. Bu dismin ağırlığı ne kadardır gençler? 30 Newton'dur değil mi? Ağırlığı bilmeyen arkadaşlar. G eşittir. M çarpı G. Oradan yapıyoruz. G değeri 10 olduğu için dismin kütlesini 10 çarparsan ağırlık bulursunuz. Burası ne yapar o zaman? Burası ise 30 yapar. Ee, şimdi o zaman pardon 30 olur mu? 20 yapar. F eşittir. M toplam çarpı A da tabii ki birden fazla kuvvet olduğu için F net yazmak lazım. F net ne kadar? F net 30 20. Toplam kütle 5 çarpı A'nın değeri buradan 2, 10 değil mi? Evet 10. 2 metre bölü saniye kare çıkar dersiniz. Yani o zaman x ismi ve y ismi 2 metre bölü saniye karelik ivme ile hareket edecek. O zaman x isminin ne yapması lazım? 2 metre yolu 2 metre saniye karelik iğme ile alması lazım. Şu formülü kullanalım. X eşittir V0 T artı 1 bölü 2 A t kare. Şimdi başlangıçta bunlar neydi? Serbest bıraktılar değil mi? Şurada yazıyor serbest bırakıldı diye. Dolayısıyla burası gitti o zaman. 2 metre yol alacak 1 bölü 2 formülde. A yerinde 2 yazıyoruz T'nin karesi. E şunlar da giderse o zaman T'nin değeri buradan kök ikinci saniye çıkar derseniz cevabımız bu durumda C şıkkı olacaktır. Niyet ondan yapmak daha kolay oldu yani bu soruyu. Dördüncü sorumuz. Özdeş X ismi F1 kuvveti ile H, F2 kuvveti ile 2H kadar sabit hızla yukarı çekilmektedir. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre F1 kuvvetinin yaptığı iş ile F2 kuvvetinin yaptığı işin oranı nedir diye soruyor. Siz şimdi burada sabit hızla mı yukarı çıkartıyorsunuz? Ne diyor? H kadar çekilmektedir. Yani bunu haç kadar çektiniz. Şimdi burada ise iki haç kadar çektiniz. Siz 2 haç kadar çektiğiniz zaman ne olur? Ee, burada çektiğimizin yarısı kadar yükselecektir. Ya bu, bu, bilgi burada bize lazım değil yani yani şunu söylüyorum burada siz iki yaş kadar çekiyorsunuz haç kadar yükselecek de ee, bizim için şu anda bu önemli değil. Gençler burada soruyu yanlış anlamışım ben. Yani özdes x ismi e, işte 2 aç kadar çekilmektedir diyor. Yani bu cisim 2 aç kadar çekiliyor tamam mı? Ben 2 kuvveti çekiliyor zannettim. X ismi 2 aç kadar çekilmiş burada. O zaman size yaptığı işleri soruyor. Normalde F'in yaptığı iş denirse gençler F'in yaptığı iş bu kinetik artı potansiyel enerji değişimin eşittir. Ama sabit hıza yukarı çıkardığı zaman kinetik enerji değişimi sıfır olduğu için cismin sadece potansiyel enerji değişimi bakabilirsiniz ve cisimler özdeş olduğu için özdeş olduğu için o zaman bu cismin kazandığı potansiyel enerji ne kadardır? mgh kadardır. Bu cismin kazandığı enerji ne kadardır? 2 mgh kadardır. O zaman oranlarsak 1 bölü 2 çıkar gençler. Cevabımız B şıkkıdır. 5. soruya baktık. X cismi F kuvveti Ln yolu boyunca etki etmektedir. Sadece Lm aralığı sürtünmeli olup sürtünme katsayısı 0,2'dir. Başka yerde sürtünme yokmuş. Noktalar arası uzaklık eşit olduğuna göre F kuvvetinin L-M arasında yaptığı iş ile MN aralığında yaptığı işin oranı nedir diye soruyor. Bakın dikkat edin. Neyi soruyor bizlere? F'in yaptığı iş. Değil mi? Bunları soruyor. Çok tehlikeli bir soru. Öğrencilerin, öğrencilerin atladığı bir soru tipi gençler. Bakın. Size ne soruyor? Buna dikkat edin. F kuvvetinin yaptığı işi soruyor ha. Yani net kuvvetin yaptığı işi sormuyor. F netin yaptığı işi sormuyor. Tamam mı? F netin yaptığı işi. Bunu sormuyor. Size neyi soruyor? F kuvvetin yaptığı işi soruyor. O zaman F kuvvetin yaptığı iş neyse sürtünme kuvvetini bulmanıza gerek yok. F'in yaptığı iş. E noktalar uzaklığı eşitmiş. X, X, F çarpı X. Burada yine F kuvveti etki edecek. Burada F çarpı X. O zaman ne olması lazım? İkisinden birbirine eşit olması lazım. Cevabımız C şıkkıdır. Altını sorumuz. Şekildeki semerde x ismi f kuvveti ile eğik düzlem üzerinden 2 h yüksekliğine f2 kuvveti uygulanarak makara sistemi ile h yüksekliğine sabit hız ile çıkartılmaktadır. Evet yine x ismi çıkarılıyormuş. Yukarıdaki soru gibi takılmayalım. x ismi çıkarılıyor gençler. Aa, burada zaten şeyi göstermişler, burada şekilde göstermişler tamam. Her iki sistemde sürtünmesi olduğuna göre F1 kuvvetinin yaptığı iş ile F2 kuvvetinin yaptığı işi soruyor. Şimdi dikkat edin burada yine nasıl çıkarılıyor? Sabit hız ile çıkıyor. Gençler bakın bu enerji da bu kelime çok, çok dikkat edin. Newton'a da önemliydi. Newton Hakeet yazarında burada yine önemli. Niye? Yukarıda söyledim bak bunu bir yere not alın. Şimdi size eğer Fnet'in yaptığı iş sorulursa Efnetin yaptığı iş, efnetin yaptığı iş diyelim şunda iş, kinetik enerji değişimine eşittir. Ama F'in yaptığı iş sorulursa bu kinetik artı potansiyel enerji değişimine eşittir. Tamam mı? Ama buna çok dikkat edin. Bunu bazen es geçiyorsunuz ee, Buna dikkat edelim. Şimdi o zaman. Bize ne sordu? İkisine de f'in yaptığı işi sordu. Tamam. O zaman f'in yaptığı iş diyorsa ne yapacaksınız? Şu duruma bakacaksınız ama zaten sabit hızla çıkarıldığı zaman kinetik enerji değişimi sıfır olur. O zaman bizim sadece potansiyel enerji değişimine bakmamız yeterlidir. Bu dismin potansiyel enerjisi ne kadar değişti? Bu disim buraya gelmekte. X cismin kütlesine de m diyelim. Potansiyel enerjisi ne kadar değişti? Potansiyel enerjisi 2 mgh kadar arttı. Bu dismin ne kadar arttı? Aynı ismi olduğu için M o da. Bu da MGH kadar mı arttı potansiyel enerjisi? Evet. O zaman ne olmaz lazım? 2 MGH bölü MGH şeklinde derseniz buradan cevaba ulaştırırsınız. Cevabımız 2'dir. D şıkkındadır. 7. sorumuz. Şekildeki sürtünmesi düzemde K disminin kütlesi 2M, L disminin kütlesi M olup küp şeklindeki cisimlerin kenar uzunlukları eşittir. Sistem şekilde gibi sabit tutulurken K'nın potansiyel enerjisi 8 E'dir. Kütlesi ne kadardı bunun? 2 M değil mi? Yani potansiyel enerjisi 8 E demiş. Neden 8 E demiş biliyor musun potansiyel enerjisi? Çünkü zaten MGH formülü ne yapar buradan? 2 mg çarpı 4 H'dan 8 MGH yapar. 8 E'nin değeri. O zaman 8 E 8 MGH yaparsa 1'e ne yapar? 1 mg'ye h yapar. Çok güzel vermişler sayıyı. Bunu bu şekilde kullanır şimdi. Buna göre sistem serbest bırakılıp k ile l aynı hizaya geldik anda l'nin kinetik enerjisi kaç olur? Bunların aynı hizaya gelmesi için ne olması lazım? Bunun 2 yaş kadar yükselmesi lazım. Diğerinin 2 yaş kadar azalması lazım. Şimdi bu tip sorularda şunu yapabilirsiniz gençler. Kazananlar, kazanılan enerji kaybedilen enerji eşittir diyebiliriz. Çünkü bu sistem dışarıdan enerji gelmeyecek. Bir, bunlar ne kadar enerji kazanıyorsa o kazanılan nereden geldi? Kaybettiklerinden yerden geldi. Kazanılanlar kaybedilenlere eşit değil. Tamam mı? Bu şekilde yapalım. Şimdi ne kadar enerji, enerji kazanacak? L disminin potansiyel enerjisi artıyor değil mi? L'nin kütlesi M'di. L'nin potansiyel enerjisi ne kadar arttı? 1 mg çarpı 2 h kadar arttı. Başka artan oldu mu? Evet. Şöyle oldu gençler. Şimdi e, hızlar düşüneceğiz. Hızlar nasıl düşüneceksiniz? Burada ikisi de aynı anda aynı miktarda yol mu alıyor? Süratleri diyelim yani. Yol mu alıyor? Evet. İkisi de iki aç kadar. O zaman bu cismin buradan geçerken hızı V ise bu cismin de buradan geçerken hızı V oldu mu? Evet. O zaman şimdi kinetik enerji de düşünelim. Kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 m v kareydi. Kütlesi m e dersek kütlesi 2 m ne olur? 2 e olur. Dikkat edin bakın eğer hız deseydik 4 diyecektik ama kütle denildiği için 2 iki diyorsunuz 2 ile orantılı o zaman bu cismin onu da yeşille gösteriyorum şurada bir büyütelim biraz bu cismin kinetik enerjisine e derse bu cismin burada kinetik enerjisi ne kadar olacaktır 2'ye kadar olacaktır ve ikisi de artıyor ha ikisi de hız kazanıyor değil mi yani ikisi de ikisi de enerji kazanıyor. Ne kadar enerji kazanıyor? Biri E kadar, diğeri 2E kadar. Enerji kazanıyor. Bakın şu anda bu yazdıklarım hepsi kazanılanlar. Kazanılanlar neye eşit? Kaybedilenlere eşit. Veya kaybedilenleri eksiyle gösterip sıfıra da eşitleyebilirsiniz. Tamam mı? Bu şekilde yaparsınız. Ben eşitlemeyi tercih ediyorum. Şimdi ise karşı tarafa kaybedilenleri yazıyorum. Kim ne kaybetti? K cismi potansiyel enerji kaybetti. Ne kadar kaybetti? MGH e formül 2M çarpı G çarpı bu cisim 2H kadar aşağı indi. Değil mi? 2H kadar aşağı indi. O zaman karşıya geçirseniz burası ne olur? 3E eşittir. Şurası 4'tü. 2 de oradan geldi. 2MGH oldu. O zaman ee, burada E yalnız kimi yalnız bırakalım? L'nin kinetik enerjisi kaç yedir? MGH. O zaman MGH yalnız bakalım. Tamam. Burada 3 bölü 2 eşittir. 1 mgh şeklinde yazabiliriz. Biz 1 mgh'ı şey bulduk. 3 bölü 2 e bulduk ama şu aslında bu e'ler karışmasın ha. Şuradaki ek değil mi? Yani yukarıdaki bulduğumuz e ile karıştırmayın bunları. Kinetik enerjisi e k olacak bunları şöyle. Tamam. Kinetik enerjisi. Aa, o zaman şöyle yapalım. Biz e bulacağız. Ek k değeri buradan 2 bölü 3 mgH olur dersiniz. Tamam mı? bu daha kolay olur şimdi. Şimdi 1mgH 1e miydi? Sorunun başında bulduk. 1mgH 1e idi. O zaman ben burada ne yaparım? 1mgH gördüğüm yere burada eee 1e yazarsam cevaba ulaşmış olurum. Cevabımız burada 1e e yani 1ek, 1 kinetik enerji 2/3'e kadar oldu. Bizi de kimi sordu? Buna dikkat edin. L'yi sordu. Biz L'ye ne dedik? Bire dedim. Şimdi ben de zaten bireyi buldum. Ha hocam K'yı sorsaydı ne yapardık? O zaman K hani 2 idi ya kinetik enerjisi. Dolayısıyla 4 bölü 3'e ederdiniz. Ama şu anda cevabımız bu durumda A şıkkı olacaktır. L'nin kinetik enerjisi. Evet yani cevap A. A. Biz daha bulduk cevapları al. Eminim bu konuda. Ee, cevap anıtlarında B diyor. Ama dikkat edin. Bunu da şöyle burada şey yapmış olalım. Cevap A olmalı. Bundan notları inşallah unutmazsak yazalım. Ben unutursam da siz hatırlatın video izleyenler. Bakın yorumlarda yoksa buraya sabitlemem lazım sorunun başına. Cevap A olmalı. Tamam. Evet. Sekizinci sorumuz. Bir asansör 60 kilojoule elektrik enerjisi harcayarak 400 kilogram yükü bir binanın 12 metre yüksekliğindeki dördüncü katına çıkarmaktadır. Buna göre asansörün verimi en az yüzde kaçtır? Şimdi, pardon bir yükü tamam. Şimdi o zaman biz burada şuna bakalım. Yani siz burada bu yükü yukarı kaldırmak için ne kadar enerji harcadınız? Potansiyel enerji, mgh. ne kadar? 400. g ne kadar? 10. 12 metre yüksekliğindeki 12 metre yüksekliği 4. katına. Tamam direkt 12 metre yazalım. Şeye gerek yok. Bazen her bir katı verip 4 kat diyor. Burada tamamı vermişler. Bir kat 12 metre olmaz burada. Evet o zaman ne olacak? 4 çarpı 18 48 mi yapar? Evet 48 yaptı. 48 3 tane sıfırı ekledik. Yani aslında burası ne? 48 bin jüldür. Bu da ne yapar? 48 kilo jül yapar. Peki bizim elimizdeki ne kadar? 60. O zaman 60 kilo de harcayarak siz aslında 48 kilo iş mi yapıyorsunuz? O zaman yüzde kaç verim vardır dersiniz. yani şurası 5'e 3 oran mı var? O zaman oradan da yapabilirsiniz. Yani yüzde 60 verim vardır dersi yine de işlem yapalım istiyorsanız. 48 bölü 60'dan şöyle şununla şu gitti. Şununla da şu giderse 6 kere 8 Evet orada oranı yanlış kurmuşuz. Evet buradan ne çıkar? %80 verim vardır dersiniz. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Burada oranı şöyle yapacaktır. Yani 5'e 3 ise 48'in neyin 5'te 3'ü gibisinden belki o zaman olabilirdi. Bu şekilde yapsak olurdu. Evet cevabımız %80 yani denizidir. Verim %80 olan bir su pompası 40 kJ enerji harcayarak 20 metre derindeki su kuyusundan en fazla kaç metre yukarı çıkartabilir? Verimi %80. Yani siz 40 bin jül enerji harcayacaksınız ama bunun %80'ini kullanabileceksiniz. O zaman ne yapar? Bunu şöyle yapalım. 40 bin ya. Yani 40 kJ ne yapar? 40 bin J yapar. Bunun %80'ini alın. Ne yaptı o zaman %80'ini? 1.0 buradan gitti. 1.0 da buradan giderse Burası ne kalır o zaman? 4 kere 8. 32. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jül yapar. Bu kadarlık enerji harcayacaksınız. Siz bir cismi e, yukarı çıkartacaksınız değil mi? Ne kadar yukarı, yani yukarı çıkartmak hangi enerji değişir? Potansiyel enerji değişir. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. M formülü MGH'ı yerine koyuyorum. M, G, 10. H ne kadar? 20. O zaman bunu da 1, 2, 1, 2 gittiği zaman 2'yi de karşıya bölerseniz 160 metre çıkar dersiniz. Cevabımız bu durumda B şıkkı olacaktır. 10. sorumuz. Sürtünmesiz ortamda kütlesi 2 kilogram olan bir x cismi yerden düşe yukarı doğru şekilde gibi 50 metre bölü saniye hızıyla atılıyor. Cisim K noktasının yukarı doğru 20 metre bölü saniye hızıyla geçtiğine göre K noktasında K noktası yerden kaç metre yüksekliktedir. Buradan geçerken hızının 20 olduğunu söylemiş. Yine bakın söylüyorum yani bunlar kardeş konu. Enerjinin korunumundan da yapabilirsiniz. Bunu atışlar konusundan çok daha kolay yaparsınız. Hatta önce kolay yöntemi yapayım istiyorsanız. Yani atışlardan bu soruyu nasıl yaparsınız? Gençler 50'den 20 mi oldu? X eşittir. V ortalama çarpı T. V ortalama çarpı T. Ortalımız ne kadar? 50 ile 20'nin ortası ne kadardır? 70 Kaç yapar? 35 mi yapar? Evet 35 yaptı. Kaç saniyede olur gençler bulurum. 50 iken 20'ye mi düştü? Her bir saniyede 10 azalıyorsa o zaman 3 saniye geçer. Buradan x'in değerini 105 metre bulursunuz. Yani orada hocanız mesela klasik soru sorduğu zaman ya bunu enerji koruna yapmanız şart değil ki siz bunu yani bu şekilde atışlardan da yapabilirsiniz. Hareket konusuna yaparsınız. Hız zaman grafiği çizersiniz. Yani birden fazla yol var. Hocam enerji korunma yapın. Yapalım. O da nedir? Başlangıçtaki kinetik enerji, son durumdaki o, çok uzatacak odaya 50'nin karesini al, 20 karesini al oradan falan. Oradan yaparsın. Ben yolunu göstereyim size kendiniz yapın tamam mı? Başlangıçtaki kinetik enerji. Bu kim için yazıyorum şu anda? Yer. Tamam mı? Yerdeyken. Yerdeki kinetik enerji, yukarıdaki K noktasındaki kinetik artı potansiyel enerji eşittir derseniz. Burada 1/2 m çarpı 50'nin karesi 1 bölü 2 m çarpı 20'nin karesi artı m çarpı g çarpı lan soru çözüyorum ha. Ee, pardon lan dedim özür dilerim. E, m, g, h, h'ı da bilmiyoruz zaten onu soruyor. Tamam bu şekilde hatta hatta bak soru çözdürürsün bana. Yani karesini alırsınız. elinde karesini istiyorsanız 2500 diye yazın. İstiyorsanız 50'nin karesi eksi 20'nin karesi oradan 30 çarpı 70 falan yapıp buradan e, şey yaparsınız yani bir şeyler yapıp buradan cevabı ulaşırsınız tamam. E, tabi burada bölükler var onları da unutmayın yani. Oradan sonucu yine 105 metre bulursunuz sevgili öğrenciler. Evet cevabımız bu durumda E olur. 11 sorumuz. Şekildeki sistemde x kadar sıkıştırılmış yayın önüne m kütleli k cismi konulup yay serbest bırakılıyor. Yatay düzlem sürtünmesiz ve eğik düzlem sürtünmeli olduğuna göre. Bakın yatay düzlem sürtünmesiz, eğik düzlem sürtünmeli. Tamam mı? Sürtünmeli olduğuna göre k cisminin eğik düzlem üzerindeki çıkabileceği maksimum yükseklik hangileriyle ters orantılıdır diye soruyor. Şimdi H yüksekliği kiminle ters orantılı? Yani şöyle düşünelim biz. Mesela H yüksekliğini azaltmak için neler yapabiliriz? Gençler şöyle değil mi? E, bu K yayını sıkıştırıyorsunuz ya. Yani yayı sıkıştırıyorsunuz. Dolayısıyla ya, yayın ne kadar çok sıkıştırırsanız o kadar çok e, cisim yukarı çıkar. Yayı ne kadar çok sıkıştırırsanız o kadar yukarı çıkar. Dolayısıyla yani buradaki kazancı yaydaki esneklik potansiyel enerjisiyle ile yukarıdaki şeyler nasıl orantılıdır bunlar? Yani haş nasıl orantılıdır? Haş burada bunlarla doğru orantılıdır. Yani yay sabitliği de olmaz. E, X'teki yani X sıkışma miktarı bu da olmaz gençler. Çünkü bu ikisi nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Tamam mı? Yani K artarsa veya X artarsa burada haşta bir artma olacaktır. Dolayısıyla demek ki bunlar değil. Peki neler olabilir? Şimdi burada eee siz eşitliği yazdığınız zaman burada mesela yani eşitlik nasıl yazılıyor burada onu da yazalım. Başlangıçtaki esneklik potansiyel enerjisinin bir kısmı gidiyor, bir kısmı gidiyor. Veya şöyle yapalım. Ee, yani bunun ne yapıyor? Potansiyel enerji dönüşüyor ama bundan bir miktar sürtünme harcamış oluyor. O da nedir? Kmg cos alfa çarpı x şeklinde sürtünmeye harcamış oluyor. Şimdi burada eşitliği yazdığımız zaman mesela m parantezini aldın şunu burada kütleli nasıl orantılıdır? m parantezini alırsanız g çarpı h eksi k g cos alfa çarpı x şeklinde olmuş oldu. O zaman baktığımız zaman m ile h nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Yani o zaman demek ki cismin kütlesi olması lazım. Veya veya e, eşitlik yazdığımız zaman şu ifadeye bakalım. Eşitliğin sol tarafı değişmeyecekse burada e, haşı azaltmak için haşı azaltmak için bu durumda değişmemesi için K'yı da azaltmanız lazım. Öyle değil mi? Yani siz Hash azaltmak için kaydı artırırsanız, o zaman eşitliğin e, sağ tarafı değişmiş olur. Siz değiştirmek istemiyorsanız burada bu şekilde yapabilirsiniz yani veya da eşitliğin sol tarafını düşünmek daha kolay olabilir belki yani bir bölük kayik artı pardon eksi burası k çarpı yok ya buradan hiç girmeyelim tamam burada anlaşıldı zaten yani eşitliğin hash azaltmak istiyorsanız kaydı azaltmanız lazım bu durumda eşitliğin sol tarafı değişmiyorsa sağ tarafın değişmemesi için bu şekilde yapmak lazım. Veya hocam ben bunu tam denklemde anlamadım diyenler. Şöyle düşünün. Burada ne oluyor? Sürtünme kuvvetinden dolayı enerji kaybı oluyor. Bu kayıp, bu kayıp ne kadar çok olursa o zaman bu cismin yükselme miktarı da az olacaktır. Tamam mı? Böyle daha kolay anlayabilirsiniz. Kayıp, sürtünmeden dolayı kayıp ne kadar çok olursa o zaman o kadar da az yükselecektir. O zaman siz sürtünmeden dolayı kaybı azaltmanız lazım. O da nedir? Fc çarpı x'tir ya. Bu da ne yapar? Kmg çarpı cos alfa çarpı x demiş olursun. Dolayısıyla sürtünme kuvvetini nasıl artırırsınız burada? K'yı artırırsanız haşı azaltmış olursunuz. Yani nasıl orantılı oldu, o zaman? Ters orantı oldu. Yani sürtünme ile ters orantılıdır. Bunu da alabiliriz. Burada eğim açısı var ya en ha. Şimdi niye biliyor musun? Bak burada kay örnek verdim ya. Hemen ha hocam demek ki işte alfa artarsa kos alfa azalır. Dolayısıyla burası azaltıyorsa kaç artar diyorsunuz ama burada işin içinde mg sin alfa da giriyor. mg sin alfa girdiği için ben şimdi burada kafamda karıştı. Yani e, net bir şey diyebilir miyiz? Bu konuda emin olamadım. Yani açının sinüs kosinüs değerine belki göre farklılık olabilir. E, 45'ten büyük küçük olması göre farklı olabilmiyorum. Sayısal değerde verip denemedim. Yani bu konuda ben kesin bir şey diyemiyorum gençler. Yani 3 ve 5 kesin. 3 ve 5 kesin. Ama iki konusunda kesin bir şey diyemiyorum. E, cevap hatlarında Ceyhan demiş olabilir mi? Olabilir. Yani ben bu konuda bir şey diyemedim deniz olabilir mi? Belki bilmiyorum. O da olabilir. Yani şey olabilir. Yani ben ikinci konusuna kesin bir şey demiyorum. Cevap, anlatları cihan olduğu için olabilir mi? Olabilir diyorum ben de yani. Eğim açısı burada çünkü çok sıkıntılı şeyde. E yani düşünelim bakalım. Biraz sesi düşünelim o masa. Yani alfa açısı arttığı zaman ne oluyor? Kos alfa değeri azalıyor. Kos alfa değeri azaldıkça Sürtünme kuvveti değeri de azalmış oluyor. Evet. O zaman şöyle bakınca ters orantılı bir geldi ama işte net kuvvet değeri değişiyor. Yani bu işin içine giriyor. O yüzden ben kesin bir şey diyemiyorum. Ee, Mg'sin alfa değeri. onu da f net çarpı x. Şimdi fc değeri azaldı. Alfa arttıkça koltuk alfa azaldı. Fc değeri azaldı. Ben biraz ses düşüneyim. Evet. Düşündüm. Şimdi alfa arttıkça burada mg sin alfa değeri de artmaktadır. Bakın tam ters orantılı oldu. Yani alfa arttıkça fc değeri artarken fc değeri artarken mg pardon azalırken mg sin alfa değeri artmakta. Şöyle düşündüğün zaman dolayısıyla Fnet konusunda kesin bir şey diyemiyorum. Niye biliyor musun? İkisi de aynı yönlü çünkü. MGS sin alfa da aşağı doğru. FC de aşağı doğru. Burada biz net kuvvetin nasıl değiştiğini bilemiyoruz. Net kuvvetin nasıl değişim bilemediğim için. Dolayısıyla ben ikiye bir şey diyemiyorum. Yani hangileri kesinlikle doğrudur? Yani bu soruyu kesinlikle şeklinde yapsak daha güzel olur. Kesinlikle şeklinde dersek o zaman cevabımız Ceyhan çıkar. Yani iki, iki bu haldeyken soru bana göre ters orantılı olabilir derse cevap deniz olur mesela. Bana göre şu anda olabilir derse deniz olur. Ama kesinlik ortada düşünecek olursak cevap bu durumda Ceyhan olacaktır. Tamam mı? Böyle sonuç koymuş olalım yani. Evet sin alfa yani alfa değeri mg sin alfa değiştirdiği için kesinlik yok. Kesin doğru derse cevap Ceyhan olur. Son sorumuza geldik. Kütlesi 5 kilogram olan x cismi şekildeki bir eğik düzlemin en üst noktasındayken mekanik enerjisi e'dir. Cisim serbest bırakıldığında eğik düzlemin en alt noktasında kinetik enerjisi 2 bölü 3 e oluyor. Buna göre eğik düzlemin düzlem üzerine cisme etki sürtünme kuvveti kaç newtondur diye soruyor. Evet, şimdi bu dismin burada e, en üst noktasındayken dismi serbest bırakıyorlar. Evet, o zaman sadece potansiyel enerjisi olacaktır. Potansiyel enerjinin formülü ne? Mgh, m ne kadar? 5, g 10, h ne kadar? 6. O zaman bu dismin potansiyel enerjisi şu anda 300 Jül kadardır. Ne olmuş burada? Ne olmuş? Ee, en alt noktasına geldiği zaman da kinetik enerjisi 2 bölü 3e oluyor. Yani 300'ün 2 bölü 3'ü ne yapar? 300'ün 2 bölü 3'ü ne yapar buradan? 200 jül yapar. Yani buradaki kinetik enerji 200 jül olmuş. E ne oldu o zaman burada? Normalde sürtünme olmasaydı yerdeki potansiyel yerdeki kinetik enerjinin de 300 olması lazım. Ama sürtünmeden dolayı biz burada sürtünmeden dolayı burada bir enerji kaybı olduğunu anlıyoruz. Ve sürtünmeye harcanan enerji bu durumda 100 Joule kadardır. Peki bunu nasıl bulursunuz sürtünme harcı enerjiyi? Sürtünme kuvvetinin yaptığı işe eşittir. Sürtünme kuvvetini bilmiyoruz. X ne kadar? Şimdi bakın 37'nin karşısı altım O zaman burası 10 metredir. Buradan 100 dersek ee, sürtünme kuvvetinin değerini 10 Newton bulmuş oluruz. Tamam. Evet cevabımız bu durumda 10 Newton çıktı. Evet, teste yer yer belki zor gelebilecek sorular vardı. Yer yerde çok pratik, çok kolay sorular vardı. Bir sorun cevapları yanlış. Ee, kaçıncı soru? Şurada siz kaçtı o? Ha, yedinci soru. Yedinci sorun cevapları bana göre yanlış. Ee, on bir. On birinci soruda ise soru kalmanına sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle doğrudur şeklinde düşünüyor olursak o zaman cevabın Ceyhan olduğunu düşünüyorum. Evet. Testimiz bu şekilde. Diğer testlerde görüşmek üzere hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar.